Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve toplam 10 ilin doğrudan etkilendiği iki büyük depremin ardından Türkiye adeta tek yürek oldu. Yurdun dört bir yanından afet bölgesine çeşitli yardımlar gönderiliyor. İhmal ve tedbirsizliğin on binlerce cana mal olduğu ve büyük yıkımın yaşandığı bölge için Uşak'ta koordine edilen yardım faaliyetleri de kesintisiz sürüyor. Sorduk. Uşak Valiliği'nin koordine ettiği çalışmaları yürüten kamu görevlilerine öğrenciler ve gönüllü vatandaşlar da yardımcı oluyor. Herkes yaş grubundan çocuk, kız, erkek olarak, yetişkin olarak ayırıyorlar ve çuvallara koyuyorlar dürüp. Kargolar geliyor dışarılardan. Bazen insanlar getiriyor, vatandaşlar. Onları çuvallıyoruz burada. Katlama bölümleri var, katlıyoruz falan. Onları tırlar geliyor, tırlara yüklüyoruz. Erzakları taşıma, ondan sonra paketleme, yerleştirme, sınıflandırma gibi her türlü işi yapıyoruz. Hocalarımız bizi sağ olsunlar koordine ediyorlar. Listeleme yapıyoruz kimimiz. Hangi kıyafet veya yiyecek nasıl listeleniyor, nereye koyulacak? Kimimiz taşıma yapıyor. İsmet Paşa Caddesi üzerindeki koordinasyon merkezinde toplanan yardımlar, büyük salonları bulunan okul ve tesislere ayrıştırılıp paketlenmek üzere gönderiliyor. Gıda, konfeksiyon ve diğer ihtiyaç malzemeleri Fen Lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Kalfa Spor Salonu'na getirilip gönüllülerin katkılarıyla ayrıştırılıyor. Uşak'tan gidecek olan günlük 17 bin ile 20 bin, 22 bin civarı ekmeğin organizasyonunu da biz yaptık. Buraya gelen yardım malzemelerini açtık, kategori kategori ayırdık ve sevkiyata başladık. İkinci gün 3 tır malzeme gönderdik. Toplamda 45-50 ton konfeksiyon ürünü gönderdik. Bugün gönderdiğimiz 3 tırla birlikte toplam 10 tır buradan, büyük tır olarak söylüyorum, gönderildi. Sadece gıda maddesi olarak söylüyorum ben bunu. İlk 2 gün sürekli dışarıya gönderdik. Özellikle ekmek ve su sevkiyatı sürekli oldu. Ayrıca bebek malzemelere, tıbbi malzemeler ve hijyen grubundaki malzemeleri sürekli il dışına gönderdik deprem bölgelerine. Ancak bugün daha çok ilimize gelen depremzedelere aile yardımı şeklinde de göndermeye başladık. Bizler hep Z kuşağını eleştiriyoruz. İşte Z kuşağı sorumsuz, Z kuşağı şöyle böyle. Ama şu 3 gündür ben şunu çok iyi anladım. Elimizde mükemmel bir kuşak var. Şu anda bizim bütün yükümüzü kaldıran öğrencilerimiz. Depremden sadece saatler sonra ilk yardımları bölgeye göndermeyi başaran Uşak'taki yardım merkezinin topladığı ihtiyaç malzemeleri büyük araçlarla felaketin yaşandığı 10 ile gönderilmeye devam ediyor. Yardım merkezlerinde Uşak'a gelen depremzede vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için standlar da kuruldu. Depremden sonra yapılan kan bağışları Uşaklıların duyarlılığını ortaya koyarken Kızılay gönüllüleri de kan bağışlarını artık sınırlı olarak almaya başladı. Şu an çok fazla almamaya çalışıyoruz. Hani alıyoruz ama 25 kişiden falan alındı bugün. Hani imha olmasın gibi, herkesin kanı boşa gitmesin diye. Türkiye genelinde ve Uşak'ta kan alımı gerektiğinden fazla. Hatta stoklarımız taştı bile. Malzemeden doldururuz. Yığmayalım mı? Yardımların toplanmasında görev alan gönüllülerse yaşadıklarını gitmediye anlattı. Yaşlı teyzeler taşıyamayacağı çuvallara sürükleyerek evdeki eşyalarını getirmiş mesela. Bu bilinç çok inanılmaz bir bilinç. Bir sürü işte teyzeler evlerinde ekmek yapmışlar, ev ekmeği yapmışlar. Ev ekmeği böyle çuval ev ekmeği gönderdiler. Uşak'ta fazlasıyla yeterli yardım oldu. İlk günleri olsun, biz burada 4 gündür çalışıyoruz. 4 gün içerisinde gelen yardımları sayamadık dahi. Kayıt alıyoruz, onlara dahi yetişemiyoruz. Gayet iyi durumumuz. Çok güzel yardımlar geliyor. Çok teşekkür ederiz. Sırtında çuvalıyla gelmiş çok yaşlı teyzelerimiz vardı. Son parasıyla harcamış gelmiş amcalarımız vardı gerçekten. Yani gözleri dolduran bir tabloyla karşı karşıyaydık.